أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte İbrahim suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 23. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 23. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 23. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şeytanın yeryüzünde azdırdığı, saptırdığı, yoldan çıkardığı zavallı kullarına karşı bir hutbesinden söz edecek. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ İş bittikten sonra şeytan şöyle diyecek. Hangi iş bittikten sonra? Hesap kitap bitmiş, cennetlikler cennete sevk edilmiş, yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde cennetlikler cennete uçmuş, cehennemlikler de cehenneme sevk edilmiş, yaşadıkları kafirce bir hayatın sonucunda cehennemlikler de aşağıdan hor hakir varlıklar olarak cehenneme akmışlar. Ya cehennemin kapısının ağzına geldiklerinde ya da cehennemin içine girdiklerinde bakın şeytan yüksek bir yere çıkacak, zavallı kullarına, kendisini dinleyen zavallı kullarına yüksek bir yerde şöyle bir hutbe okuyacakmış. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Ey benim zavallı kullarım! Dünyada Allah size vaat etti, vaadinde haklı çıktı, vaadini gerçekleştirdi. Allah dünyada, ey kullarım! Benim istediğim biçimde bir hayat yaşarsanız, benim kitabım ve peygamberimin eşliğinde bir hayat yaşarsanız, sonunda cennet var dedi. Eğer kitabımı ve elçimi tanımadan bir hayat yaşarsanız, kafirce, keyfinizce bir hayat yaşamaya kalkarsanız, sonunda cehennem var dedi. Allah size dünyada vaatte bulundu ve bakın işte vaadini gerçekleştirdi. Cennetlikler cennete uçtu, siz cehennemlikler de cehenneme aktınız, cehenneme doldunuz. Allah size vaat etti dünyada, vaadini yerine getirdi, vaadini gerçekleştirdi. Ve vaattukum, ben de vaat ettim size ey kullarım, fe ahleftukum, ama ben vaadimde hulf ettim. Ben sözümü yerine getiremedim. Ben vaadimi yerine getiremedim, sözümü tutamadım. Bakın şeytan söylüyor bunları. Ben de Allah'ın dinine alternatif bir din ortaya koydum. Sizi kendi dinime imana çağırdım. Dedim ki
Allah'ı dinlemeyin. Allah'ın elçisini dinlemeyin. Eğer beni dinlerseniz, benim peşim sıra giderseniz, benim size sunduğum programları uygularsanız, yani bana kul köle olursanız, ben sizin dünyanızı da ahiretinizi de cennete çevireceğim. Eğer beni değil de Allah'ı ve elçisini dinlerseniz, ben sizin dünyanızı da ahiretinizi de cehenneme çevireceğim diye ben de size vaat ettim. Ama فَاَخْلَفْتُكُمْ işte gördüğünüz gibi ben vaadimi yerine getiremedim. Çünkü benim hiçbir gücüm yoktu. Benim cennetim de cehennemim de yoktu. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ sizin üzerinizde benim hiçbir sultam yoktu. Hiçbir gücüm kuvvetim yoktu. Hiçbir etkim ve yetkim yoktu. Sizi ben yaratmamıştım. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı ben vermemiştim. Havanızı, suyunuzu, güneşinizi ben vermemiştim. Rızıklarınızı ben vermemiştim. Sizin üzerinizde benim en küçük bir etkim ve yetkim yoktu, sultan ve saltanatım yoktu. İlla en da'avtukum festecebtum li. Sadece size bir davette bulundum, bir göz kırptım, bir işaret ettim, hemen peşime takılıverdiniz. Kalplerinizin ibresi öylesine zayıfmış ki, imanlarınız öylesine cıvıkmış ki, bir göz kırptım, hemen peşime takılıverdiniz. Bana kulluğa koşuverdiniz. Allah ve Resulüne itaati bırakıp, benim sistemlerime, benim programlarıma yöneliverdiniz. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ey zavallı kullarım, bugün beni kınamayın. وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ kendi kendinizi kınayın. Bugün bana saldırıda bulunmayın. Söğüp saymaya kalkışmayın. Bana bağırıp çağırmaya kalkışmayın. Beni kınamayın. وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ kendi kendinizi kınayın. مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي bugün şu cehennem azabına karşı benim size yapabilecek en küçük bir faydam, en küçük bir yardımım olmadığı gibi sizin de bana karşı yapabileceğiniz en küçük bir faydanız, en küçük bir yardımınız olamaz. Ne ben sizi bu cehennem azabından kurtarabilirim, ne de siz beni bu cehennem azabından kurtarabilirsiniz. İnni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Bakın şeytanın sözlerinin devamına Allah için bir dikkat edin. Bakın diyor ki, zaten ben dünyada sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da reddetmiştim. Allahu Ekber. Bakın ne diyor şeytan? Zaten ben dünyada sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da reddetmiştim. Yani ben zaten Allah'a ortak olabilecek bir varlık değildim ki, benim hiçbir gücüm ve kuvvetim yoktu, hiçbir etkinliğim, yetkinliğim yoktu. Ve ben sizin beni Allah'a şirk koşmanıza, Allah'a ortak koşmanıza da asla razı olmamıştım. Bir taraftan da kendisini Allah'ın azabından kurtarabilmek için bakın Allah'a karşı yağ yakmaya çalışıyor. Ya Rabbi asla ben bunları kendime kulluğa çağırmadım. Bu alçaklar kendileri beni sana ortak yaptılar diye bir taraftan da Allah'ın bağışlamasını ümit ederek Allah'a yağ yakmaya çalışıyor. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ zalimler için dayanılmaz bir azap vardır. Boşuna bağırıp çağırmayın. Boşuna birbirimize saldırıda bulunmayalım. Boşuna birbirimizi lanetlemeye kalkışmayalım. Birbirimizi levmetmeyelim, bağırıp çağırmayalım da buyurun zalimler için Allah'ın hazırladığı şu azabı birlikte tadalım. Buyurun siz yürüyün, ben de arkanızdan geliyorum. Evet, şeytan böyle diyor. Yeryüzünde saptırdığı kullarını cehennemin kapısının ağzında karşılıyor ya da cehennemin içinde yüksek bir yere çıkıyor. Saptırdığı, azdırdığı zavallı kullarına işte bunları söylüyor. Bakın gerçekten çok büyük bir haberle karşı karşıyayız. İbrahim suresinin bu ayetiyle bütün yeryüzü insanlığını ilgilendiren çok muazzam bir haberle karşı karşıyayız. Bakın şu anda milyarlarca insan bu olayı yaşıyor, bu hadiseyi yaşıyor. Şu anda milyarlarca insan
Allah'a kulluğu bırakmış, Allah'ın kitabını kapatmış, Allah'ın elçisinin defterini dürmüş, kitaptan ve peygamberden habersiz şeytan sistemlerine, şeytan adımlarına tabi olmuş, şeytan programlarını icra etmekte şu anda milyarlarca insan. Tüm yeryüzü insanlığının durup dinlemesi gereken, düşünüp ilgilenmesi gereken, anlaması gereken müthiş bir haberle karşı karşıyayız. Üstelik dünyaları verseniz, Kur'an'ın dışında başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanına sahip olmadığınız, başka hiçbir kaynaktan bilgi elde etme gücüne, imkanına sahip olmadığınız bir haberle karşı karşıyayız. Peki ne diyor Rabbimiz? Ey kullarım, bir önceki, geçen hafta son okuduğum ayetle müstekbirlerin mustazaflarıyla, mustazaflarla atışmalarını anlatan ayetle birlikte söyleyecek olursak, Allah diyor ki ey kullarım, kiminiz zayıflığınız sebebiyle, kiminiz güçlülüğünüz sebebiyle bana isyan içinde bir hayat yaşıyorsunuz. Kiminiz benim ayetlerimden habersiz olduğunuz için, benim haberlerimden gafil bir hayat yaşadığınız için, şeytan peşi sıra bir hayat yaşamaya devam ediyorsunuz. Gelin yarın şeytanın bu sözlerine muhatap olmak istemiyorsanız, şeytanla birlikte cehennemi doldurmak istemiyorsanız, akıllarınızı başlarınıza alın da gelin şeytan adımlarına tabi olmayın, şeytan sistemlerine tabi olmayın, şeytan yasalarıyla hayatınızı doldurmayın da gelin benim vahyime kulak verin, gece gündüz benim kitabım ve peygamberimin sünneti eşliğinde bir hayat yaşayın. Bu gerçeği, yarın anlayacağınız bu gerçeği bugünden anlayın, bugünden tedbir alın. Bakın, mümin kitaba iman eden kişidir. Mümin peygambere iman eden kişidir. Mümin kitap ve peygamber eşliğinde bir hayat yaşayan insandır. Farz edin ki yeni Müslüman olan bir insan, bir Alman Müslüman oldu. Dedi ki yahu ben Müslüman oldum. Benim kulluk kitabım Kur'an. Acaba Rabbim benden ne istiyor diye Fatiha suresinden başladı. Kitabı okudu, okudu, okudu ve nihayet İbrahim suresinin 23. ayeti kerimesine geldi. Eyvah dedi. Eğer yarın şeytan bana bunları söyleyecekse, eğer yarın ben dizlerimi döveceksem, eyvah, eyvah diyeceksem, bugünden pişman olmalı, bugünden Rabbime kulluğa yönelmeli, bugünden şeytan adımlarını, şeytan sistemlerini terk etmeliyim der ve tedbirini alır. Bakın, kafirin yarın öğreneceği bir bilgiyi mümin bugünden öğrenen kişidir. Kafir yarın öğrenecek bu bilgiyi, eyvah diyecek, bugün kitaptan ve peygamberden uzak bir hayat yaşayan kişi, bu ayetlerin bilincine ermeyen bir kişi, bu gerçeği yarın anlayacak, bugün bilmesi mümkün değil, yarın anlayacak, eyvah diyecek, dizlerini dövecek ama geçmiş olsun. Zorunlu olarak anladığı o makamda, o anlamasının ona zerre kadar bir faydası olmayacak. Öyleyse kafirin yarın öğreneceği bilgileri mümin bugünden bilen ve öğrenen kişidir. Kabri biliyor mümin, kabirdeki sualleri biliyor mümin, haşrı neşri biliyor mümin, sıratı biliyor mümin, mizanı bilir mümin, cenneti bilir mümin, şeytanı bilir mümin, Allah'ı tanır mümin, Allah'ın tanıtmasıyla bütün bu bilgileri bugünden öğrenen kişidir mümin. İnşallah kitap eşliğinde bir hayat yaşamayı sürdürebilirsek, Allah'ın bu şerefli bilgilerini sürekli almaya devam edersek, Allah'ın uyarılarıyla inşallah şeytanın da, şeytan dostlarının da vartalarından kurtulmayı becerebileceğiz. وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Varsın, şeytan taraftarları, şeytan dostları cehenneme aksınlar, cehenneme dolsunlar. İman eden ve salih amel işleyenler, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, iman edenler ama imanlarını söz planında, iddia planında bırakmayıp amele dönüştürenler, yani İnandım dedikleri konunun amelini de gündeme getirenler, salih amel işleyenler cennetlere ithal olunacak, cennetlere girdirilecek Allah'ın izniyle ve orada
ebediyen cennetlerde kalacaklar. Hiç kaybetmemecesine, hiç çıkmamacasına ebediyen o cennetlerde kalacaklar. Biizni Rabbihim, Rablerinin izniyle. Tahiyyetuhum fiha selam. O cennetlik müminlerin cennette birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerine tahiyyeleri, birbirlerine dirlik temennileri selam olacaktır. Esselamu aleykum olacaktır. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Esselam, el-mu'min, el-muheymin Allah'ın isimlerinden birisidir. Cennette müminler birbirlerine Allah'ı tavsiye edecekler, Allah'a kulluğu tavsiye edecekler. Yine selam dirlik anlamınadır. Öyleyse cennette müminler birbirlerine dirlik, düzen tavsiye edecekler. Selam, İslam, teslim, tesellüm kökünden gelir. Cennette müminler birbirlerine Allah'a teslimiyeti, İslam'ı tavsiye edecekler. Yine bu surenin önceki ayetlerinde görmüştük. Cennetlik müminler cennete girecekleri zaman cennetin her bir kapısında melekler müminleri karşılarlar. Müminlere selamun aleykum derler buyurmuştu ya Rabbimiz. Müminler birbirlerine selam verirlerken melekler de müminlere selam verecekler. Yine Yasin suresinin beyanıyla Allah da mümin kullarına selam verecek. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rabbir Rahim olan Allah'tan selam sözü işitecek müminler. Esselamu aleykum diye Allah da kullarına selam verecek. Böyle selamla, dirlikle, selametle, esenlikle iç içe bir hayatı yaşayacak müminler cennette. Zaten dünyada da birbirlerine selamı, İslam'ı, teslimiyeti tavsiye eden müminler, birbirlerine Allah'a kulluğu hatırlatan müminler, orada da işte bu dirlik temennilerini, bu programlarını devam ettiriyorlar. Bundan sonra Rabbimiz kelime-i tevhide bir örnek sunacak. Kelime-i tayyibeye bir örnek sunacak. Bakın 24. ayeti kerimesinde, İbrahim suresinin 24. ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu bize şöylece aktarır. Elem tera, görmedin mi ey peygamberim, görmediniz mi ey müminler? Keyfe daraballahu meselen, Allah nasıl bir darbı mesel yaptı, nasıl örnek verdi, neye? Kelimeten tayyibeten, kelime-i tayyibeye, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidine şöyle bir örnek yaptı bakın. Kelime-i tevhidin misali aynen şunun gibidir dedi. Neymiş o? Ke şeceratin, bir ağaç gibidir o. Tayyibetin, temiz, güzel, hoş bir ağaç gibidir kelime-i tayyibe. Asluha thabitun, o ağacın kökü toprağın derinliklerinde, yani yeryüzüne sağlam bir biçimde tutunmuş, kökü toprağın derinliklerinde. Ve fer'uha fissemai, o ağacın dalları da gökyüzüne doğru ser çekmiş, gökyüzüne doğru dal budak salmış bir ağaca benzer. Tü'ti ukuleha kulle hinin biizni rabbiha, ki o ağaç her mevsim, her an Allah'ın izniyle, Rabbinin izniyle sürekli meyvesini verir. Evet, bakın Rabbimiz kelime-i tayyibeyi, yani kelime-i tevhidi bir ağaca benzetiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini Rabbimiz bir ağaca benzetiyor. Ne demek o? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka hatırı kazanılacak, Allah'tan başka arzuları gerçekleştirilecek, Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Ve Muhammed Aleyhisselam da onun elçisidir, onun yasal örneğidir. İşte bu kelimeyi Allah bir ağaca benzetiyor. Kökü yerin derinliklerinde, yani yere tam tutunmuş, yerleşmiş, dalları da gökyüzüne doğru ser çekmiş, sürekli meyvesini veren bir ağaca benzetiyor Rabbimiz. Bu inanç, bu ağaç, bu kök Hazreti Adem'le başlar, Nuh Aleyhisselam'la devam eder, İbrahim Aleyhisselam'la devam eder ve son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne sağlam bir biçimde yerleşir,
ki biz buna tevhid diyoruz, buna İslam diyoruz, buna iman diyoruz, buna kelime-i tevhid diyoruz. Her mevsim bu meyvesini verir diyor Allah. Öyle bir ağaç ki her mevsim meyvesini verir. Yani yerde tutunurluluğu çok sağlamdır. Yerde hüsnü kabul görmüştür. Yerde kabul görmüştür, kararlıdır. Adem'den son elçiye kadar hep devam etmektedir. Bir de gökyüzüne dalları uzanmıştır. Yani gökler tarafından da onaylanmıştır. Gökyüzünde de hüsnü kabul görmüştür. Allah tarafından beğenilmiştir. Hüsnü kabul görmüştür. Zaten Allah tarafından ortaya konmuştur. Bakın, yeryüzünün ilk ve en büyük değer ölçüsü, değer yargısı kelime-i tevhiddir. Göklerin ve yerin yasası kelime-i tevhid üzerine bina edilmiştir. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi bu kelimeyi söylemekte, hepsi bu kelimeye boyun bükmektedir. Ve bu ağaç sürekli meyvesini vermektedir. Nasıl meyve? Kelime-i tevhide inanmış bir mümin, bu kelimeyi ağzından söylemiş bir müminin hayatında güzel meyveler dökülür. Namaz meyveleri, oruç meyveleri, zekat meyveleri, infak meyveleri, tesettür meyveleri, cihat meyveleri, ahlak meyveleri, edep haya meyveleri. Bir insanın kalbine kelime-i tevhidin girip girmediğini anlamak istiyorsanız, bir toplum hayatında kelime-i tevhide yer verip vermediğini anlamak istiyorsanız, o insanın hayatına bakın. Eğer o insandan namaz meyveleri, oruç meyveleri, iffet namus meyveleri dökülüyorsa, o kişinin kalbine kelime-i tevhid girmiştir. Onun kalbinde kelime-i tevhid, yani o inanç dalbudak salmıştır. Hüsnü kabul görmüştür. Eğer bir toplumun hayatında namus, iffet görülüyorsa, eğer bir toplumun hayatında güzel meyveler görülüyorsa, o toplum kelime-i tevhide sahip çıkmıştır. O toplum kelime-i tevhide sinesinde yer vermiştir. O toplumun hukuku İslami'dir. O toplumun eğitim sistemi İslami'dir. O toplumun kazanma harcama anlayışı İslami'dir. O toplumun tüm hayatı peygamberi bir usulle şekillenmektedir. İşte o her an, her mevsim meyvesini vermektedir diyor Rabbimiz. Bakın, bir insan 3-5 harften meydana gelen bir cümleyi söylüyor ve Müslüman oluyor. Bunun için uzun uzadıya merasimlere ihtiyaç yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylediği andan itibaren o insan artık bambaşka bir insan oluyor. Bu cümleyi söylemeden önce adam kafirse, necistir, pistir, kestiği yenmez, Müslüman bir kadınla evlenmesi haramdır, Kur'an'a el değmesi caiz değildir, mescide girmesi söz konusu değildir. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren o kişi mümindir, tertemizdir, kestiği yenir, bir Müslüman hanımla evlenebilir, Kur'an-ı Kerim'e el değebilir, mescide girebilir. Bakın, bir tek cümle insanı nasıl değiştiriverdi. Bu cümleyi söylemeden önce o küfür toplumunun üyesiydi. Bu cümleyi söylediği andan itibaren artık o İslam toplumunun, İslam ümmetinin üyesidir. Bu cümleyi söylemeden önce adam kafirdi, cehenneme gidiyordu. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren cennetin kapıları o adamın yüzüne açılmıştır. Bakın, bu cümleyi baba söylüyor, oğlu söylemiyorsa arada ne babalık kalır, ne oğulluk, ne miras kalır, ne de velayet hakkı. Eğer bu cümleyi koca söylüyor, karısı söylemiyorsa ya da bu cümleyi hanım söylüyor, kocası söylemiyorsa arada ne kocalık kalır, ne hanımlık, ne miras kalır, ne de velayet kalır. Bakın, bir tek cümle insanı nasıl değiştiriyor? Bir tek cümle insanı bambaşka bir insan yapıyor. Ama şunu söyleyeyim, İslam'da lafızların, harflerin, seslerin o kadar fazla önemi yoktur. Yani bir adam söylediği bu cümlenin manasını anlamadan söylüyorsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylerken, ne dediğinin farkında değilse, nasıl bir taahhüdün altına imza attığının farkında değilse, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin farkında değilse,
bu sözü söylemesinin çok fazla bir değeri, çok fazla bir önemi olmayacaktır. Mesela ben bir cümle söyleyeyim size. Je le tenais au bout de mon fusil, le coup patrie, le chauvet tomba, pourquoi m'a tout frappé à mort? Fransızca bir cümle söyledim. Eğer bunun manasını bilmiyorsanız, günde 100.000 defa bu cümleyi söyleseniz, sizin hayatınızda ciddi bir değişiklik meydana gelmeyeceği için bunu söylemenizin hiçbir anlamı yoktur. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir adam farz edin ki susamış, su içmesi lazım. Suyu içmiyor da eline tesbih almış, bir köşeye çekilmiş. Akşamdan sabaha kadar su, 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 su diye 100.000 tesbih çekmiş. Şimdi bu adamın susuzluğu gider mi? Gitmez değil mi? Ya da adam üşümüş, yorgana ihtiyacı var. Yorgan almıyor, eline tesbih almış. Sabahtan akşama kadar 100.000 tesbih çekmiş. Yorgan, 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 yorgan. Üşümesi gider mi? Gitmez. Kelime-i tevhid de böyledir. Eğer bir adam La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derken ne dediğinin farkında değilse, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde değilse, kelime-i tevhidin kendisinden neler istediğinin farkında değilse, onun manasına uygun bir hayata yönelmemişse, günde 100.000 defa da la ilahe illallah dese, onun hayatında çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Bu sözü söylemesinin de hiç önemi olmayacaktır. Bakın, mesela biraz daha net anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Bir ara Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler. Dediler ki ey Muhammed, babayın hatırı için şu aramızdaki kavga bitsin, şu aramızdaki arbede bitsin. Ne olur ne istersen yapalım, ne istersen söyleyelim, yeter ki barışalım, anlaşalım, şu aramızdaki arbede bitsin, kavga bitsin dediler. Allah'ın Resulü bakın onlara şunu söyledi. Yahu ben sizden fazla bir şey istemiyorum ki, ben sizden sadece bir tek cümle söylemenizi istiyorum. Bunu duyan Mekke müşriklerinin yüzü güldü. Dediler ki ey Muhammed, bir değil 10 cümle söyleyelim, bir değil 100 cümle söyleyelim. İş bu kadar basitse niye bu aramızdaki kavga? Söyle, ne söylersen söyleyeceğiz. Onları bu noktaya getiren Allah'ın Resulü bakın buyurdu ki, ben sizden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini söylemenizi istiyorum deyince, daha peygamberimizin ağzından bu cümlelerin döküldüğünü duyan Mekke müşrikleri hemen ayağa kalktılar, elbiselerini omuzlarına attılar, yılandan, çıyandan, akrepten ürkermiş gibi dediler ki, vallahi ya Muhammed, sen bizi çok ağır bir yükün altına çağırdın. Sen bizi çok büyük bir sorumluluğun altına çağırdın. Biz ebediyen bu cümleyi söylemeyiz deyip kalkıp gittiler. Burada bir soru sorayım. Az evvel ne demişti bu adamlar? Ey Muhammed, bir değil 10 cümle söyleyelim. Bir değil 100 cümle söyleyelim. İş bu kadar basitse niye bu aramızdaki kavga demişlerdi? Peki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini daha peygamberimizin ağzından duyar duymaz neden ürktüler, neden kaçıp gittiler? Ha, onların dili Arapçaydı. Peygamberimizin ağzından daha bu cümle dökülürken o cümlenin ne anlama geldiğini anlayıverdiler. Dilleri Arapça olduğu için hangi sorumluluğun altına girmek üzere olduklarının, hayatlarının nasıl değişeceğini biliverdiler ve dediler ki vallahi bizi çok ağır bir yükün altına çağırdın, biz asla böyle bir cümleyi söylemeyiz, biz bu taahhüdün altına asla imza atmayız dediler. Peki ne vardı kelime-i tevhidin altında? La ilahe illallah bir mana la rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka yasa belirleyici yoktur. Allah'tan başka kullarına kulluk programı belirleme yetkisine sahip olan yoktur. Buyurun. La ilahe illallah bi mana la malike illallah. Allah'tan başka malik yoktur. Mülkün sahibi Allah'tır. Ne demek mülkün sahibi Allah? Mülküne program yapma yetkisi, mülkü üzerinde tasarruf yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah kullarına program yapacak başka hiçbir varlık yoktur. Bakın, anladınız mı? Mülkün sahibi Allah'tır. Ben onun mülküyüm. Benim sahip olduklarım da onun, ben de onun mülküyüm. Mülkün malikle ilişkisi, kölenin efendisiyle ilişkisine benzer.
ben mülk isem, malik Rabbim isem, ben kendi irademden vazgeçip, kendi seçimimden vazgeçip, kendi hürriyetimden vazgeçip, boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimin eline verip, ya Rabbi, benim ilmim kıttır. Ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Ben menfaatimi zararımı senin kadar bilemem. Ya Rabbi, bilgisi tam olan, bilginin kaynağı olan sen, benim için en hayırlı nelerse onları bana bildir yapayım, benim için zararlı olanları bildir, ben onların yakın semtine uğramayayım. Benim boynumdaki ipin ucu senin elindedir, çektiğin yere gideceğim, senin istediğin her şeyi yapacağım ya Rabbi diye kendi iradesinden, kendi hürriyetinden, kendi seçiminden vazgeçip bir kişinin boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermesinin adıdır la ilahe illallah. Artık efendim bu benim aklıma yatmadı, bu benim zevkimi okşamadı, bu benim klasıma ters düştü demeye hakkınız yoktur. Onu başta düşünün. Bakın kafirler, vallahi demişler bizim aklımız var, mantığımız var, bizim keyfimiz var, zevkimiz var. Nasıl bir hayat yaşayacağımızı biz de biliriz. Sabahleyin kaçta kalkacağımızı, soframızda neleri bulunduracağımızı, nasıl giyineceğimizi, soyunacağımızı, çevremizle, ailelerimizle nasıl bir iletişim içinde olacağımızı, nasıl bir hukuktan yana, nasıl bir eğitimden yana, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımızı pekala biz de biliriz. Bizim ne kitaba ne peygambere ihtiyacımız yok. Bizim Allah'a da peygambere de ihtiyacımız yoktur diyenler kafirdir. Tamam, keyiflerine göre bir hayat yaşayabilirler. Bu benim aklıma yatmadı, bu benim zevkimi okşamadı diyebilirler ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişseniz, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim etmişseniz artık muhayyerlik hakkınız kalmamıştır. Ben bu kıyafeti sevmedim, ben bu alışverişi sevmedim, ben bu gece hayatından hoşlanmadım. Yo, bitti, hürriyetiniz bitti. Siz la ilahe illallah sözüyle tüm varlığınızı Allah'a sattınız, iradenizi Allah'a sattınız, benliğinizden, seçiminizden vazgeçtiniz. Buyurun, işte bakın, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi işte bu anlama gelir. Bu cümleyi kabul eden bir kişinin tüm hayatı bu cümleye göre şekillenir. Gecesi gündüzü bu cümle istikametinde bir havaya bürünür. İşte bakın, Allah bu kelime-i tayyibeye böyle hoş, böyle güzel bir örnek verdi. Sonra dedi ki: "Ve yadribu Allahu el-emsale lin-nasi la'allahum yetezekkerun." İnsanlar tezekkür etsinler diye, tefekkür etsinler diye, bu gerçeği anlasınlar diye Allah böyle darbu meselde bulunur, böyle örnek verir. Şimdi de küfür kelimeye, şirk kelimeye bir örnek verecek Allah. Kelime-i tayyibeye bir örnek verdi. Şimdi de kelime-i habife denen küfür kelimeye, yani küfür inancına, şirk inancına Allah bir örnek verecek. Ve meselu kelimetin habisetin, o kötü kelimenin, habis kelimenin örneği de ke şeceratin, o da yine bir ağaca benzer, habisetin, kötü bir ağaca benzer. İctufet min fevkil ardı, yerden köklenmiş, kökü topraktan çıkarılmış, şöyle boşlukta duran bir ağaca benzer. Ma leha min karar, onun istikrarı yoktur, kararı yoktur, sürekliliği yoktur, yani sebatı yoktur. Yok olmaya, kısa bir sürede çürümeye, kurumaya, odun olmaya, yakıt olmaya mahkumdur. Anladınız değil mi? Küfür kelime, yani Hazreti Adem aleyhisselamdan sonra, İşte Nuh Aleyhisselam döneminde şirk açığa çıktı. Küfür ve şirk Nuh Aleyhisselam'dan şu ana kadar binlerce, milyonlarca felsefi akımlar, düşünüşler, sistemler, insanlar tarafından, insan aklı tarafından ortaya atılmış. İşte sosyalizm gibi, komünizm gibi, laiklik gibi, demokrasi gibi, yani insanlar tarafından ortaya atılmış, geçici, 3 yıl, 5 yıl devam etmiş, sonra unutulmuş gitmiş, binlerce milyonlarcası işte kurumuş gitmiş, yani kökü toprağın derinliklerinde değil, köklenmiş, yerde hüsnü kabul görmemiş,
dal budak da salmamış, dalları da gökyüzüne doğru yükselmemiş, yani Allah tarafından onaylanmamış, hüsnü kabul görmemiş, gökler tarafından kabul edilmemiş bir ağaç düşünün, kurumaya mahkumdur, çürümeye mahkumdur ve sonunda yakıt olmaya mahkumdur. O küfür söze inananlarla birlikte, o küfrü ve şirki kalbine koyanlarla birlikte, o sözün bizzat kendisi, o eylemin bizzat kendisi, ikisi birlikte cehenneme gidecek, cehenneme yakıt olmak zorunda kalacak. İşte kötü sözün örneği, küfür sözün örneği, şirk sözün örneği de aynen böyledir. Allah bizi küfürden ve şirkten korusun inşallah. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah kelime-i tevhidi ciddi söylemiş, kelime-i tevhidin manasını anlayarak söylemiş, söylediği kelimenin muhtevasına uygun bir hayat yaşamış, ciddi inanmış müminlerin kalplerine sebat verir, kelime-i tevhid üzere bir hayat yaşama konusunda Allah müminlerin ayaklarını yere sağlam bastırır, kalplerine sebat verir. Yani tüm dünya o kişinin üstüne yürüse, tüm dünya öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz, derini yüzeceğiz, kodese tıkacağız diye, tüm dünya o kişinin üstüne yürüse, tüm dünya ona düşman kesilse, bomba yağdırsalar üzerine, yine de o kişinin kalbinden o inancı, o kelime-i tevhidi söküp çıkaramazlar. Allah onun kalbine sebat veriyor, Allah onun kalbine sabır veriyor, ayaklarını sağlam bir biçimde yere basma imkanı veriyor. Böylece o kelimeye uygun bir hayat yaşatıyor Rabbimiz. Ama cıvık söyleyenler, manayı anlamadan söyleyenler, muhtevayı kavramadan söyleyenler, kella inneha kelimetun huve kailuha ayetinin beyanıyla o onların ağızlarından geveleyi verdikleri boş bir sözdür. Manasını anlamadan, muhtevasını kavramadan, o kelimenin muhtevasına uygun bir hayata yönelmeden ağızlarıyla geveleyi verenler de azıcık bir sorgulama neticesinde, azıcık bir hapis neticesinde, az biraz dünyevi menfaatlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca hemen vazgeçiverirler, dönüverirler ya. Bakın Allah diyor ki, ama ciddi inanmış, kelime-i tevhidi samimi olarak söylemiş, ciddi mümin olmuş ve o kelimenin muhtevasına uygun bir hayat yaşamaya yönelmiş kullarını Allah hem bu dünyada hem de ahirette sabit kadem kılacak, kalplerine sebat verecek, sağlamlık verecek. Dünyada bu böyle olduğu gibi kabirde de öyledir. Bakın İmam Buhari Efendimizin bize naklettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın defninden sonra birkaç dakika bekledikten sonra Allah'ın Resulü diyor ki, kardeşiniz hakkında hayır dua ediniz. İmanının sabit olması, imanını kaybetmemesi için kardeşiniz hakkında dua ediniz. Çünkü o şu anda sual melekleriyle karşı karşıya. Sual melekleri sorduğu zaman, o kul dünyada Müslümanca bir hayat yaşayan, kelime-i tevhidin ruhuna uygun bir hayat yaşayan mümin, çok rahat bir biçimde La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözünü orada da çok rahat söyleyecek. İşte Peygamber Aleyhisselam bu ayeti böylece tefsir etmiş. Hem dünyada hem de ukbada Allah cinlere çaldırmayacak onun imanını, şeytanlara çaldırmayacak onun imanını. Son nefeste bazen şeytan anası kılığında, babası kılığında, kocası kılığında, çok sevdiği bir insan kılığında gelip o kişinin imanını çalmak istediği zaman Allah o kişiye sebat verecek. Şeytanın çirkin yüzünü gösterecek, maskesini kaldıracak. Bu ne anan, ne kocan, ne baban. Bu şeytan senin imanını çalmaya gelmiş. Sakın bunu imanını buna verme diye Allah o mümin kulunun hem dünyada hem de ahirette imanını koruyacak. Ve yudillullahu zalimin, Allah zalimleri saptırır. Olmaması gereken yerde olanları, bulunmaması gereken konumda bulunanları, yani kendilerini Allah'a kulluk ortamından kendi nefislerine ya da şeytana kulluk ortamına indirgeyen zalimleri böylece Allah saptırır. Ve yef'alu Allahu ma yeşa, ve Allah dilediğini yapandır, dilediğine hükmedendir.
Hiç kimsenin Allah'ı sorgulama hakkı yoktur. Ya Rabbi beni bu dünyada niye zalim yaptın? Ya Rabbi beni bu dünyada niye kafir yaptın? Beni zorla Müslüman yapsaydın olmaz mıydı demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü Allah insanlara irade vermiştir. Allah insanın kendi seçimine saygı duymuştur. Zalimliği seçmişse ya da kafirliği seçmişse bir kişi, o bizzat kendi seçimidir. Bu noktada Allah'ı sorgulamaya hiçbir zaman hakkı yoktur. Elem tera, görmüyor musun ey peygamberim? Görmüyor musunuz, bakmıyor musunuz ey Müslümanlar kime? İlellezine bettelu ni'metallahi kufra. Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirenleri görmüyor musunuz ey Müslümanlar? Allah'ın iman nimetini küfürle değiştiren, Allah'ın tevhid nimetini şirkle değiştirenleri görmüyor musunuz? Kim bunlar? Bunlar birinci planda Mekke müşrikleri. Onlar bir zamanlar Müslümandı. Mekke müşrikleri bir zamanlar İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam döneminde mümindi, tevhid ehliydi, Müslümanca bir hayat yaşıyorlardı. Sonra Mekke'de Amr bin Luhay diye bir adam Şam taraflarına gidiyor. Bakıyor ki Şam taraflarında insanlar puta tapıyorlar. Soruyor, nedir bunlar? Şamlılar diyorlar ki bunlar put. Allah çok yüce bir varlık olduğu için, çok âli, çok yüce olduğu için bizim direkt onunla irtibat kurma imkanımız yoktur. Direkt Allah'a dua etme imkanımız yoktur. Direkt Allah'a ibadet yapma imkanımız yoktur. Biz bu putları Allah'la kendi aramızda aracı kullanıyoruz. Bu putlara dua ettiğimiz zaman Allah'a dua ettiğimize inanıyoruz. Bunlara ibadet yaptığımız zaman Allah'a ibadet yaptığımıza inanıyoruz. Dolayısıyla bizim tüm kulluklarımızı, tüm ibadetlerimizi, tüm dualarımızı Allah'a sunan bu putlardır. Kabul ya da red Allah'tan neticeyi bize getiren de bu putlardır. Allah çok yüce bir varlık olduğu için direkt onunla iletişim imkanımız yoktur. Trafolara ihtiyaç var, aracılara ihtiyaç var. Biz bu putları böylece aramızda işte kullanıyoruz diyorlar. Amr bin Luhay hoşuna gidiyor. Bana da 3-5 tane bunlardan verin de ben de Mekke'ye götüreyim diyor. Şam taraflarından 3-5 tane put alıyor, getiriyor Kabe'nin avlusuna koyuyor. Hani bir deli bir taş atar, 100 akıllı onun peşine düşer diye bir söz var ya. Bir deli bir taş atmış, getmiş işte Şam taraflarından 3-5 tane putu Kabe'nin içine koymuş. Birkaç yıl içinde insanlar onlara tapınmaya başlayıvermiş. Böylece Mekkeliler tevhidi bırakmışlar, imanı, hidayeti bırakmışlar. Putlar egemenliğinde bir hayata yönelivermişler. İşte bakın bu ayeti kerimede Rabbimiz diyor ki, şu iman nimetini küfürle, şirkle değiştirenleri görmüyor musunuz? Bu sözün ikinci muhatabı da İsrailoğullarıdır, Yahudilerdir. İşte önceki derslerimizde okuduk. Musa Aleyhisselam eşliğinde Kızıldeniz yarılmış, sağ salim karşıya geçmişler. Firavun ve ordusu denizde boğulmuş. Sonra Allah onları Sina çölüne çekmiş. Özgürleştirmek için Allah onları çöle çekmiş. 40 yıl kadar çölde Musa Aleyhisselam'ın eğitiminden geçen İsrailoğulları biraz biraz düzeldiler, Müslümanca bir hayata yöneldiler. Sonra Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Yuşa peygamber döneminde Allah onlara Kudüs'ün fethini müyesser kıldı. Kudüs'e yerleştiler. Yine Müslümanca bir hayat yaşadılar. Sonra yoldan çıktılar, azdılar, saptılar. Tevhidi bırakıp şirke düştüler İsrailoğulları. Sonra Davud ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde bir daha toparlandılar. Yeniden Müslümanlaştılar. Yeniden yeryüzünde en güzel kullukları işlediler. Ama daha sonra tekrar peygamberlerini öldürüp kitaplarını tahrif edip böylece Yahudileştiler, Hristiyanlaştılar. Yani tevhidi terk edip, İslam'ı terk edip bid'atlerin, küfrün ve şirkin peşine düştüler. İşte bu ayetin ikinci muhatabı da onlardır. Şu iman nimetini, tevhid nimetini küfürle değiştirenleri görmüyor musun ey peygamberim? Sözünün ikinci muhatabı onlardır. Üçüncü muhatabı da peygamber aleyhisselamdan sonra tevhid inancını, İslam inancını demokrasiyle, laiklikle değiştirenler,
biz demokrat olduk, biz layık olduk demeye çalışanlar Allah korusun, işte İslam ümmeti içindeki müşrikleri, kafirleri anlatır bu ayet denmiş. Bakın Allah öyle diyor. Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirenleri görmüyor musunuz? Ve ahallu kavmuhum daral bevar ve böylece hem kendilerini hem de toplumlarını helak yurduna çevirenleri görmediniz mi? Cehenneme yaslavneha. Çaresiz onlar cehenneme yaslanacaklar. Ve bi'sel karar. O cehennem ne kötü bir istikrar yeri. Ne kötü bir yerleşim merkezi. Onlar وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Allah'a bir takım ortaklar buldular. İşte müşrikleri anlatıyor. İçimizdeki müşrikleri, dış dünyadaki müşrikleri anlatıyor Rabbimiz. Bakın diyor ki, onlar Allah'a nitler, ortaklar buldular. Allah'a kulluk edilmeli ama Allah'tan başka filanlara falanlara da kulluk edilmeli. Allah'a sığınılmalı da Allah'tan başka yeryüzünde sığınılacak varlıklar var. Bunaldığımız, daraldığımız zaman Allah'a dua etmeli, Allah'ı yardıma çağırmalıyız ama etkili yetkili, Allah'ın yetki devrinde bulunduğu varlıklar var. Bunaldığımız, daraldığımız zaman yetiş ey falan, ey filan diye onları da imdada çağırmalıyız. Allah'ın yasalarını uyguladığımız gibi filanların yasalarını da uygulamak zorundayız. Falanların filanların da bizim üzerimizde etkisi yetkisi vardır diyerek Allah'a ortaklar buldular. Allah'ın nimetlerini Allah'tan başkalarına izafe ettiler. Şu 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 nimetleri bize şunlar sundu. Bizim şifa tanrılarımız var. Bizim eğitim tanrılarımız var. Bizim hukuk tanrılarımız var. Bizim oyun, eğlence, spor tanrılarımız var diye Allah'tan başka nitler, ortaklar buldular. لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ Böylece hem kendileri Allah yolundan saptılar, uzaklaştılar. Hem de Allah kullarını Allah yolundan koparıp uzaklaştırdılar. Kul, de ki peygamberim, şu anda peygamber aleyhisselam hayatta değil, bizler diyeceğiz ki böyle müşriklere, temettav, hadi yaşayın bakalım, hadi biraz zıkkımlanın bakalım şu dünyada, hadi biraz keyif sürün bakalım, benim size verdiğim akıllarınızla hadi biraz yaşayın bakalım, benim size verdiğim nimetlerle biraz yaşayın bakalım, benim size verdiğim ağızlarınızla beni inkar etmeye devam edin bakalım. Hadi biraz zıkkımlanın bu dünyada. Fe inne masirakum ilen nar. Çok yakında gideceğiniz yer cehennemdir. Varacağınız yer ateştir. Bakın bir adama şöyle bir cümle söyleseniz. Arkadaş yaşa bakalım ama filan tarihte seni öldüreceğiz. Seni cezalandıracağız deseniz. Şimdi o tarihte cezalandırılacağını bilen bir insan yüzü gülebilir mi? Bu dünyada keyif içinde bir hayat yaşayabilir mi? Mümkün değil. Bakın şu andaki kafirler avuçlarının içinden daha iyi biliyorlar ki, öz evlatlarından daha iyi biliyorlar ki cehenneme gidiyorlar. Bunun bilincindeler. Peki attıkları her adımla cehenneme biraz daha yaklaşan bu kafirlerin yeryüzünde mutlu bir hayat yaşamaları, yüzlerinin gülmesi mümkün mü? Mümkün değil. Gülemiyorlar zaten. Dünyalık her şeyleri var ama yüzleri gülmüyor. Niye? Çünkü kafirler cehenneme gittiğinin farkındalar. Bunun bilincindeler. Yaşadığı hayatın kendilerini nereye götürdüğünün farkındalar. İşte bakın Allah diyor ki, deyin onlara ey müminler, deyin o müşriklere, deyin o kafirlere, hadi biraz yaşayın bakalım. Biraz kam alın bu dünyadan. Allah'ın verdiği zaman içinde, Allah'ın verdiği ömür içinde, Allah'ın verdiği eliniz, ayağınız, gücünüz, kuvvetinizle hadi biraz zevklenin, biraz demlenin bakalım. Çok yakında varacağınız yer cehennemdir. Kul, yine de ki ey peygamberim, sizler deyin ki ey müminler, kime diyecekmişiz? Li'ibadiyellezine amanu, benim mümin kullarıma de ki ey peygamberim, benim mümin kullarıma deyin ki ey müminler, şu anda bizler Allah'ın mümin kullarına da bakın şunu söyleyecekmişiz. Yukimus salate, namazı ikame etsinler. Namazı bir ayağa kaldırsınlar. Namazı ikame, onu ayağa kaldırmak demektir. Yani hayata özdeş bir namaz kılsınlar. Hayatlarına etkili bir namaz kılsınlar. Namaz kılan bir mümin yalan söyleyemez.
Namaz kılan bir mümin zina edemez. Namaz kılan bir mümin içki içemez. Namaz kılan bir mümin bir başkasını kazıklayamaz. Namaz kılan bir mümin başörtüsünü çıkaramaz. Namaz kılan bir mümin işte şunları şunları yapamaz. Allah diyor ki bakın, namazı yerde sürünmekten bir kurtarın ey müminler. Öyle bir namaz kılın ki almanızda vermenizde, giyinmenizde kuşanmanızda, küsmenizde barışmanızda, gelmenizde gitmenizde etkin ve egemen olan, gecenizde gündüzünüzde, hukukunuzda eğitiminizde, kılık kıyafetinizde, çevreyle ilişkinizde, sosyal ve siyasal tüm hareketlerinizde, bireysel ve toplumsal tüm eylemlerinizde etkili olan bir namaz kılın. Yani hayata özdeş bir namaz, hayata etkin ve egemen bir namaz ya da namaza uygun bir hayat yaşayın. Namazda aldığınız mesajla düzenlenmiş bir hayat yaşayın. Namazı ayağa kaldırın. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ. Bir de dost kayırmanın, insanların birbirine faydalı olmasının mümkün olmayacağı ve de alışverişin olmayacağı bir gün gelmeden önce mallarınızı, imkanlarınızı, fırsatlarınızı, Allah'ın size verdiği nimetleri gizli ve açık Allah kullarıyla paylaşın ey müminler. Evet, kafirlere az evvelki cümleyi söyleyen bizler, müminlere de bu cümleyi söylemek zorundaymışız. Ne diyecekmişiz? Ey müminler, namaz kılarak bedenlerinizde Allah'ın egemen olduğunu bir ortaya koyun. Namaz kılarak bedeninizde Allah'ın söz sahibi olduğunu, tüm bedeninizde Allah'ın egemen olduğunu bir ortaya koyun. Bir de Allah'ın size verdiği rızıkları Allah kullarıyla paylaşarak, yani infak ederek, mallarınızda da Allah'ın yetkili olduğunu, söz sahibi olduğunu bir kabullenin. Bakın, birisi bireysel bir kulluk, diğeri toplumsal bir kulluk. Namaz bireysel bir kulluktur. Yani ben namazı kimse olmasa da kendi başıma kılabilirim. Ama ben infakı, ben zekatı kendi kendime veremem. Birilerine ihtiyaç var. Bakın, infak toplumsal bir kulluk, namaz ise bireysel bir kulluk. Namaz bedensel bir kulluk, zekat ya da infak ise mali bir kulluk. İşte namaz kılarak bir de Allah'ın size verdiklerini Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alın. Öyle bir gün gelmeden önce ki o günde ne torpil var, ne kimsenin kimseye zerre kadar bir yardım etmesi söz konusu, ne adam kayırma, dost kayırma var, ne de alışveriş var. Bakın, böyle bir gün gelmeden önce gelin Allah'ın size verdiklerini Allah kullarıyla paylaşın diyor Rabbimiz. Bugün yarım hurmayla da olsa cenneti kazanma imkanına sahibiz. Bugün yarım hurmayla da olsa cehennem azabından kendimizi azat etme gücüne, imkanına sahibiz. Yarın dünyalarınız olsa onu fidye olarak vermek isteyecekmiş de kişi, Allah kabul etmeyecek. Yarın dünyalarınız olsa alışverişin olmadığı bir günde bir işe yaramayacak, ama gelin ey Müslümanlar, şu anda fırsat elinizdeyken yarım hurmayla da olsa cenneti kazanmaya, cehennemden kurtulmaya bakın. Siz vefat ettiğiniz anda sizin mallarınız varislerinize intikal edecek, vereselerinize intikal edecek. Ondan sonra onlar infak etseler bile onların defterine yazılacak, sizin defterinize değil. Niye? Çünkü sizin mülkünüzden onların mülküne intikal etti. Onlar infak etseler, onlar yardım etseler sizin defterinize değil, onların defterine yazılacak. Öyleyse varislerinize intikal etmeden mallarınızı Allah yolunda harcayın, bilgilerinizi Allah yolunda harcayın, boş zamanlarınızı Allah'a kulluğa dönüştürün, Kur'an ve sünnet eşliğinde bir hayat yaşamaya çalışın diyor Rabbimiz. Allahu lezî halakas semâvâti vel arda. O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Ve enzele mines semâi mâen. Gökten size su indirdi, yağmur indirdi. Fa ahraca bihi minez semerati rizqan lekum. Size rızık olsun diye, size ve çevrenizdeki hayvanlarınıza rızık olsun diye Allah gökten su indirip onunla çeşit çeşit bitkiler, meyveler bitirdi. Ve sahhara lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrihi. Emriyle
denizlerin üstünde gemileri de yürütüverdi Allah. Suya kaldırma gücünü verdi. Gemiye suyun üstünde durma yasasını koydu Allah. Sizi ve eşyalarınızı denizler üzerinde taşısın diye gemileri de sizin hizmetinize sunuverdi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Nehirleri de sizin emrinize musahhar kıldı. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ Geceyi ve gündüzü de devamlı sizin emrinize, sizin hizmetinize amade kıldı. Geceleyin dinleniyorsunuz, gündüzün yorgunluğunu atıyorsunuz, gündüzünde maişet temini için koşturuyorsunuz. İşte geceyi ve gündüzü daimi olarak sizin hizmetinize sunuveren de Allah'tır. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Yok, önce güneşi ve ayı diyecektim. Sonra da gündüzü ve geceyi, güneşi ve ayı daimi bir biçimde sizin emrinize sunan Allah'tır. Sonra diyor ki bakın, وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُمْ O Allah ki istediğiniz her şeyi size vermiştir. Ya dil ile istediğiniz şeyleri ya da hal ile konum olarak muhtaç olduğunuz şeyleri Allah size vermiştir. Daha sizi yaratmadan önce sizin neye muhtaç olduğunuzu bilen rahmeti bol olan Rabbiniz sizin muhtaç olduğunuz, ihtiyaç hissettiğiniz şeylerin tümünü işte bu dünyada yaratıvermiştir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا Eğer Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız bitiremezsiniz, tüketemezsiniz. O kadar çok nimeti var ki Allah'ın. Bir kere bizi insan yaratmış. Allah bizi bir tavuk şeklinde yaratabilirdi. Hiç mi hiç itiraz hakkımız olmazdı. İşte şu anda yeryüzünde milyonlarca tavuk var. Hadi itiraz etsinler bakalım. Ya Rabbi bizi niye tavuk yarattın da insan yaratmadın diye. Allah sizi bir salkım üzüm şeklinde de yaratabilirdi. Hiç mi hiç itiraz hakkımız yoktu. Bakın Allah'ın bizim üzerimizdeki en büyük nimeti insan olma nimeti, sonra iman nimeti, sonra hidayet nimeti, tevhid nimeti, sonra Kur'an nimeti, sonra peygamber nimeti, sonra hava su nimeti. Günde 10 ton hava tüketiyorsunuz. Nerede imal ettiniz? Nereden satın aldınız? Allah yaratmış. Şu güneşten istifade ediyorsunuz. Eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, kalbiniz, farkında olmadan çalışan azalarınız, bunların hepsi birer Allah nimeti. İşte Rabbimiz bütün bu nimetlerini bize sunuvermiş. Allah'ın nimetlerini bir bir saymaya kalsanız bitiremezsiniz, tüketemezsiniz ama innel insane levvalumun keffar. İnsan ne kadar da zalim, ne kadar da nankördür diyor Allah. Yani Allah'ın bunca nimetinden istifade ettiği halde Allah'a kulluğa yönelmeyen kişi, Allah'ın bunca nimetinden istifade ettiği halde Allah'a teşekküre yönelmeyen kişi zalimdir. Olmaması gereken yerde olandır. Bulunmaması gereken konumda bulunandır. Kendisini Rabbine kulluk ortamından ya nefsine, ya şeytanlara, ya da tağutlara, ya topluma, ya modaya, ya çevreye, ya yönetmeliklere, ya tağutlara kulluk ortamına indirgemiş bir zalimdir ve de nankördür diyor Rabbimiz. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası gelecek. Hacer annemizi şimdiki Mekke şehrinin bulunduğu bir vadinin ortasına, çölün ortasına kucağında çocuğu İsmail'le birlikte bırakan İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası, tevhidi gündeme getirmesi, şirki reddetmesi gündeme gelecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden İbrahim suresini bitirmek üzere tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.